Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin, Afgan gençlerin Türkiye'ye gelmesinden, Türkiye'nin Afganistan'daki varlığına kadar çok sayıda soruyu yanıtladı. Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin, Türkiye'nin Afganistan'daki önemli misyonun devam fikri, Afganistan'da barış ve istikrarın korunmasını ve bazı konular hakkında açıklamalarda bulundu. Ramin, Büyükelçilik'te düzenlenen toplantıda Diplomasi Muhabirleri Derneği üyesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'ndaki varlığının askeri bir varlık olmayacağını söyledi. Kabil'deki havalimanının güvenliğinin sağlanmasında Türkiye'nin rolüne ilişkin Amir Ramin, Türkiye'nin Afganistan'daki önemli misyonun devam fikri, Afganistan'da barış ve istikrarın korunmasını ve güçlendirilmesini sağlıyor. Afganistan'ın barış ve istikrarının bölgesel istikrarsızlık ve göç akışı ile bağlantılı olduğunu söyleyen Ramin, Türkiye'nin Kabil'de havalimanının güvenliğini sağlamadaki konumunun iki ülke arasındaki tarihi güvenden kaynaklandığını belirtiyor. Ramin, Türkiye'nin Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'ndaki varlığı asla bir askeri varlık olmayacak, bu barış ve istikrarı destekleyen barışçıl bir misyon değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin Kabil'deki havalimanındaki genişletilmiş misyonunun Afganistan hükümetinin yanı sıra ABD başta olmak üzere diğer NATO üyesi ülkelerin desteğini almaya devam edeceğini belirtiyor. Havalimanındaki görevin yaklaşık 5 güvenlik katmanından oluştuğuna değinen Ramin, bunların 4'ü Afgan güvenlik güçleri tarafından idare edilecek, Türkiye ise havalimanının içinde olacak ve tabii ki havalimanını kullanan sivillerin güvenliğinin sağlandığından emin olmak için hava savunma sistemi de bölgeye kurulacak açıklaması yapıldı. Türkiye'yi her zaman çok kritik bir bölgesel aktör olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün katıldığı televizyon canlı yayınında Afganistan'a ilişkin değerlendirmeler hakkında bir soru üzerine Ramin, geçen yıllar boyunca özellikle de son birkaç hafta içerisinde Afganistan'a ilişkin gözle görülür şekilde sergilediği sağlam duruş için Türkiye'ye çok ama çok müteşekkiriz açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afganistan'a ilişkin değerlendirmelerini dün izlediğini aktararak, Türkiye'yi her zaman çok kritik bir bölgesel aktör olarak memnuniyetle karşılarız değerlendirmesinde bulundu. Barış ve istikrar içinde bir Afganistan'ın bölgenin güvenliği açısından önemini vurgulayan Ramin, Afganistan'da ve bölgede barış ve istikrara izin verilmesini sağlamak için Türkiye'nin yürüteceği aktif diplomasiye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu dile getiriyor. Ramin, aksi takdirde şiddetin tırmanacağını ve bu durumun başta göç olmak üzere bölgeye birçok felaket getireceğini söyleyerek Türkiye'nin daha aktif rol oynamaya devam etmesine her düzeyde desteğimiz olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gece yaptığı değerlendirmeleri memnuniyetle karşılıyoruz açıklamasında bulundu. Taliban'a katılmaya ve hükümete karşı savaşmaya zorlanıyorlar. Afganistan'dan Türkiye'ye yönelik son dönemde artan düzensiz göçe ve göçmenlerin neden çoğunlukla genç erkeklerden oluştuğuna ilişkin soruya Ramin, Afganistan'dan Türkiye'ye yasalara uygun şekilde gelen ve hatta yatırım yapan kişiler olduğunu, bunun yanı sıra ara sıra sıcak mevsimlerde özellikle tarım sektöründe veya çoban olarak çalışmak için Türkiye'ye gelen kişilerin de olduğunu, çalıştıktan sonra ülkesine dönen düzensiz göçmen statüsünde Afganistanlıların bulunduğunu da belirtiyor. Ramin, yasalara uygun şekilde ailesiyle birlikte gelip Türkiye'de çeşitli sektörlerde yatırım yapan Afganların çoğunlukta olduğunu işaret ederek Afganların emlak yatırımında 8. sırada yer aldığını söylüyor. Büyükelçi Ramin, mevsimsel işçi olarak Afganistan'dan Türkiye'ye gelen düzensiz göçmenlerin de yasal statü kazanmasının önemli bir gereksinim olduğunu dile getiriyor. Bu iki nedenle Türkiye'ye Afgan göçü olduğunu vurgulayan Ramin, son dönemde Afganların Türkiye'ye gelişini ise şu sözlerle değerlendiriyor. Şimdi Türkiye'ye yönelik bir akım var ancak çok büyük sayıda değil. Çünkü biliyorsunuz Türkiye sınır boyunca çok önlem aldı. Ayrıca bu insanların geldiklerinde karşılaşabileceği zorluklar konusunda da kamuoyunu sürekli olarak bilgilendiriyoruz. Erkek, genç, Afgan göçmenlerin gelmesinin nedeni ise ne yazık ki bizim tarafımızdan bilinmiyor. Fakat Taliban olduğunu düşünüyoruz.
savaş gücünü ve araçlarını kullanıyorlar. Bu nedenle Taliban'ın geldiği yerlerde, kuzeyde, güneyde, doğuda ve batıda, kısaca Afganistan'ın tamamında bu kişilerin anneleri onların Taliban'a katılmasına izin vermiyor. Anneleri durum onların geri dönebilecekleri şekilde daha iyi hale gelene ve netleşene kadar geçici olarak Afganistan'dan ayrılmalarını istiyor. Çünkü birçok bölgede Taliban'a katılmaya ve hükümete karşı savaşmaya zorlanıyorlar. Büyük sayılar halinde Afganistan'ı terk etmelerinin sebebi budur değerlendirmesinde bulundu. Afganistan'dan Taliban'a katılmak istemediği için ayrılan kişilerin çoğunun Pakistan, İran, Tacikistan, Özbekistan'a gittiğini aktaran Ramin, Türkiye'ye İran üzerinden gelenler olduğunu ancak bu akının daha da büyümeyeceğini düşündüğünü söylüyor. Siyasilere çağrım bu konunun siyasi kampanya aracına dönüşmemesidir. Güvenlik durumunun gelecek yıla kadar iyileşeceği ihtimalini düşünürsek bu akının azalacağını umuyorum. Anneler oğullarının Taliban'a katılarak savaşmasını ya da öldürülmesini istemiyor. Onların en azından Afganistan'ın dışına çıkmasını istiyor açıklamasında bulundu. Büyükelçi Ramin, Taliban'ın terör örgütü DEAŞ'tan ideolojik olarak farklı olmadığını da kaydediyor. Afganistan'dan Türkiye'ye göçmen akışına yönelik eleştirileri de anlayışla karşıladıklarını belirten Ramin, bu eleştirileri anladıklarını ancak göç meselesinin iki ülke arasında yeni bir konu olmadığını ve Türk hükümetinden sorumlu kişilerin kimliklerinin tespit edilerek sınır dışı edilmesini de kendilerinin istediklerini belirtiyor. Ramin, Türkiye'nin çok zor zamanlarda Afganistan'a destek olan, bölgesel ve uluslararası gelişmelere büyük katkı sunan bir ülke olduğunu, Afganlara verdiği destek için minnettar olduklarını vurgulayarak, aynı zamanda Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi olarak nacizane bazı siyasilere çağrım, bu konuyu lütfen kampanya aracı olarak kullanmayın açıklamasında bulundu. Evet dostlar, kendisi de daha önce bu savaştan önce, gerçi savaş kaç yıldır var fakat bu kadar artmadan önce de açıklamalarda bulunmuştu. O videoyla veda ediyoruz. Hoşça kalın. Merhaba Afganistan. 100. yılı kutlu olsun. Today is a very important day in the history of relations between Afghanistan and Turkey, the two brotherly countries with one people and one culture. 100 years ago, Afghanistan was the second to recognize Turkey, and Turkey was the first to recognize Afghanistan. This recognition, 100 years ago, predates the establishment of the United Nations, and it holds a very, very important message. The message is that Afghanistan and Turkey had relations with each other that dates back to hundreds and even thousands of years ago. And this relationship is based on the same culture, same geography, and same principles and values. As we commemorate 100 years of diplomatic relations, it is a matter of joy for us to do so together with our Turkish brothers at the Ministry of Foreign Affairs. And we are very much looking forward to this very productive year. Ich bin Sanam Afghanistan, ich bin Sanam Turkey.